Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar olsun. Aslında bu akşam video çekme niyetim yoktu. Eve geldim, baktım kasaptan antrikot almışlar. Haberim yok. Kasaba bunu tuzlatmışlar, kekikletmişler. Ben de gördüm, dayanamadım, çekeyim dedim. Evde tavada bu antrikot nasıl yapılır? Bir fikir vereyim dedim size. Ben ne yaptım? Efendime söyleyeyim, antrikotları böyle aldım, bir kaba zeytinyağı koydum. Zeytinyağını böyle avucumla alıp antrikotların üstüne sıvadım. Bir saat kadar oda sıcaklığında beklettim. Ondan sonra teflon tavamın altını, teflon tava diyorum, döküm tava aldık özellikle ya. Döküm tavamın altını yaktım. Çok güzel kızdırdım. Bu tavanın kızması çok önemli arkadaşlar. Allah'tan antrikotları da kasaba ezdirmemişler. Yani böyle bir güzelliği çekemedim. Şimdi bu eti tavaya attık. Bu çıtırtıyı duyacağız arkadaşlar. Eskiden hep yağda pişirirlermiş bunları. Tabii, gurmelik nerede? Bilmezlermiş. Şöyle bir atalım. Kızarmaya bırakalım. Altı devamlı yanacak arkadaşlar. Bu arada etlerimizi hiç çevirmiyoruz arkadaşlar. Bu mühürleme tekniği oluyor. Et mühürleme diyorlar. Sadece az bir şey, bir tanesini şöyle altına bakalım. Durumu nasıl? Kaldırmıyoruz. Az daha. Az daha. Şimdi bakalım. Bu olmuş. Arkadaşlar şimdi burada tamamen bu orta pişmiş, alt pişmiş, çok pişmiş pişmiş üstüne bağlı. Biliyorsunuz ki bizim Türklerin çoğu çok pişmiş seviyor. Ben mühürleme işini tamamladım. Alt pişmiş olanlara, alt pişmiş pişenlere vereceğim. Çok pişmiş olanlar için biraz daha pişireceğim. Etimiz oldu. Tane tane pirinç pilavının yanına servis yapacağım. Bakalım suyu durumu nasıl etin arkadaşlar. Of. Görüyorsunuz suyunu arkadaşlar. Şu anda fazla kalın olmadığı için çok su çıkarttıramıyorum. Böyle hazır almışlar ama yapacak bir şey yok. Geldi mükemmel. Afiyet olsun arkadaşlar. En çok da bana